Önce şunu söyleyeyim. Marine Le Pen'i veya herhangi bir siyaset adamını dünyada başörtüsü üzerinden konuşmak çok yanlış. Biz de tuzağa düşüyoruz. Bugün dünyada saflaşma başörtüsü yanlıları, başörtüsü karşıtlar arasında değil. Bakın burada emperyalizm yok. Sömürü yok, zulüm yok, baskı yok, Türkiye'nin bağımsızlığı yok, özgürlük yok. Başörtüsü karşılığı. Böyle bir tuzağa girilir mi? Çok büyük bir yanlış. Efendim Müslüman karşıtıymış. Nasıl Müslüman karşıtı? Filistin'i devlet tanıyacak. Olarak tanıyacağım diyor. Böyle Müslüman karşıtı olur mu? Suriye'yi devletiyle normalleşeceğiz diyor. Beşar Esad'la iyi ilişkiler kuracağız, geliştireceğiz. Senegal Afrika'daki en büyük Müslüman ülke. Böyle bir ırkçı olur mu? %90'ı galiba nüfusunun Senegal'in Müslüman. Özel olarak Afrika'daki en yoğun Müslüman nüfus olan ülkeyi seçiyor ve onu Birleşmiş Milletler'in daimi komiteye bir şeyler. Bu bir tabii tavır. Burada Birleşmiş Milletler'e Güvenlik Konseyi'ne üye önermenin ötesinde bir mesaj var. Hem Afrika'ya bir mesaj var. Afrika'yı dışlayan ve küçümseyen bir dünyada onu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne öneriyor. İkincisi Müslümanlara bir mesaj var. Filistin'den daha İslami mesaj olabilir mi? Yani şimdi bizim başörtüsü üzerinden tartışanlara söylüyorum. Onlar nerede? İsrail'in yanında, Amerika'nın yanında. Sayın Ahmet Hakan, dikkat ederseniz her olayda hep Amerika'nın yanında. On binlerce Iraklı kadının ırzına geçen, Suriye'yi iç savaşa sürükleyen, Suriye'de 300-400 bin oldu sanıyorum. Evet. Kayıp ondan sonra. Bunları öldüren bir Amerika. Bütün dünyada Müslümanların düşmanı olan bir Amerika. Şimdi Sayın Ahmet Hakan Amerika ile beraber İslamiyet'i savunuyor. Vay 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 vay. Şunlara bak, Fatih Altay. Ya bunlar her olay işte Afganistan'da da. Niye Afganistan'a o kadar kızıyor? Afganistan'ın kurtuluşuna. Çünkü Amerika'yı oradan sepetlediler. Çünkü Amerikan işbirlikçileri orada tekerleklerin altında kaldı. Tabii onlarda da bir travma yarattı. Bir gün biz de tekerleklerin altında kalır mıyız? Bakın Ahmet Hakan, yani benim dostumdur Ahmet Hakan ama onu söylemek zorundayım.